Bu derste orta düzey derslerinin genel tekrarını yapacağız. Şimdi orta düzey genel tekrar dosyamızı açıyoruz ki bu dosyamız nerede diyorsanız bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayın ya da sabitlenmiş yorum satırı olan linke tıklayın. Karşınıza bu sayfa gelecektir. Linki açtığınız zaman daha sonra buradan orta düzey genel tekrar var buna tıklayın ve dosyayı bilgisayarınıza indirin. Şimdi ilk sorumuza bakalım. Önce adları daha sonra soyadları alfabetik olarak sıralayınız demiş uygulama 01 uygulama 1 sayfasındayım. Adları sıralamak için ilk önce giriş sekmesinden sırala ve filtre uyguladan filtreye tıklıyorum. Daha sonra A'dan Z'ye sıralıyorum. Adlar sıralandı fakat soyadlar A'dan Z'ye sıralanmadı. Bunun için yine sırala ve filtre uyguladan özel sıralamayı tıkladım. Karşıma sırala penceresi gelecek. Düze ekle diyorum. Daha sonra soyad diyorum. A'dan Z'ye zaten seçili. Tamam dedikten sonra soyadlar da A'dan Z'ye sıralanacaktır. İkinci sorumuza bakalım. Müşteri listesinde yinelenen satırları kaldırınız demiş. Gördüğümüz müşteri listesi uygulama 02'ye geldim. Yinelenen satırları bulmak için ne yapıyorduk? Önce verilerimi seçtim. Daha sonra giriş sekmesindeyim. Koşullu biçimlendirme, stiller bölmesinde koşullu biçimlendirme hücre vurgulama kurallarından yinelenen değerler diyorum. Karşıma böyle bir pencere gelecek. Tamam dedim. Daha sonra yinelenen değerlerimi buldum. Bunları kaldırmak için de veri sekmesinde şunu tamam diyeyim ama veri sekmesinde yinelenenleri kaldır diye bir seçenek var. Buna tıkladım. Seçimi genişletsin mi? Genişletsin ki satırlar da silinsin. Yinelenenleri kaldır dedikten sonra yine bana soruyor hangilerini kaldırayım diye soruyor. Tamam dedikten sonra Excel 2 inanan değerin kaldırıldığını ve 11 benzersiz değerin kaldığını, tekil değerin kaldığını söyleyecektir. Tamam dedikten sonra listem bu şekilde görüntülenecektir. Üçüncü sorumuza bakalım. Tutarları bin ayırısı ve milyon cinsinden gösterin demiş. Hemen bakıyorum. Uygulama 3 sayfama geldim. Bin ayırıcı şeklinde göstermek için ne yapıyorduk? Verilerimi seçtim. Sağa tıklıyorum. Buradan hücreleri biçimlendiri seçiyorum. Ya da giriş sekmesinde sayı ok tuşuna tıklıyorum. Sayı bölmesinin altındaki. Buradan sayıya geliyorum. Yine aynı sayfaya gelecektir. Bin ayırıcısı kullan diyorum. Ve ondalıklarını sıfır yapıyorum. Tamam dedikten sonra artık değerlerim bin şeklinde gösterilecektir. Ve milyon cinsinden göstermek için ne yapıyorduk? 1E6 yazıyorduk. Enter'a tıkladıktan sonra değerimiz zaten 1 milyondu. Nasıl gözüktü önemli değil. Ctrl C ile kopyalıyorum. Tüm verilerimi seçtim. Sağa tıkladım. Özel yapıştır diyorum. Açılan pencereden önce değerleri seçiyorum. Daha sonra böl diyordum. Tamam dedikten sonra alt, artık değerlerim milyon cinsinden gösterilecektir. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. En yüksek satış tutarına sahip satıcı pivot table ile buldunuz demiş. Uygulama 4'ü açtım sayfamı. Pivot table'da ne yapıyorduk? Herhangi bir listede herhangi bir yere gelip seçiyorduk. Herhangi bir yerdeyiz. Ekle deyip ekle sekmesinden tablolar bölmesinde yer alan pivot table'a tıklıyorduk. Yeni bir pencerede oluşturulmasını istiyorduk. Tamam diyorum buna. Hemen sayfa adımı pivot şeklinde değiştiriyorum. Denkme rengini renginde değiştirdim. Şimdi pivot tablom oluştu. Satıcıların en yüksek tutarını istediği için zaten çok az değerim var. Alanım var. Satıcıya tıklıyorum. Satırlara geldi ki zaten gözüküyor alfabetik olarak geliyorlar. Tutarlara tıkladığım zaman da tutarlar gelecektir. Fakat bizden en yüksek satıcı satışı istediği için bunlar çok büyük bir liste olabilir. Uzun bir liste. Buradan tek tek bakmayalım. Yine giriş sekmesindeyim. Tutara tıkladım. Giriş sekmesindeyim. Sırala ve filtre uygulamadan büyükten küçüğe sırala diyorum ve en yüksek satış tutarıma sahip satıcının Alper olduğunu 47400 tutarıyla görebiliyorum. Beşinci sorumuza bakalım. 70 ve üzeri not alanların durumunda geçti. Altında not, al not alanların durumunda ise kaldı yazacak şekilde listeyi tamamlayınız demiş. Hemen 5. sayfama geldim. Uygulama 5'teyim. 70 ve üzeri not alanların durumu geçti olsun demiş. Ne yapıyorduk? Eğer diyorduk. Eğer formülü. Notu seçtim. Noktalı virgül. Doğruysa demiyorduk. Büyük eşittir 70 yazıyorum önce. Daha sonra noktalı virgül. 70'ten büyükse bu not geçti diyorum. Değilse kaldı yazsın diyorum. Parantezimi kapattım. Enter'a bastığımda 70'ten büyük olduğu için geçti yazıyor. Otomatik doldurma ile diğerlerini tamamlıyorum. Diğerleri de bu şekilde görüntülenecektir. Altıncı soruma bakıyorum. İlgili ID'lere sahip öğrenci adlarını düşü ara formülü ile bulunuz demiş. Hemen bakalım. Uygulama 06'ya geldim. Düşey ara ne yapıyorduk? Önce düşe ara eşittir düşe ara dedim. Aradığımız değer daima listemizde olmalıydı. Yani bize en yakın değer olmalıydı. Noktalı virgülü koydum. Tablo dizim neresi? Tamamını seçtim. Ve tablo dizimizi F4 tuşuyla daima sabitliyorduk. F4'e bastım. Sabitledim kayma olmaması için. Kaçıncı sütunda arıyorum öğrenci adlarını? ID, öğrenci adı, ikinci sütun. 2 dedim. Tam eşleşme olması için sıfır diyordum. Enter'a bastıktan sonra 107 no'lu Ahmet olduğunu görebilirim. Yine otomatik doldurma ile diğerlerini tamamlayabilirim. Diğer sorumuza bakalım. 7. soru. Listede ürün kodlarının ilk 3 harfini yazdırınız demiş. Uygulama 07'ye geldim. Tıkladım. Eşittir diyorum. İlk 3 harfini nasıl yazdırıyorduk? Eşittir soldan diyorduk önce. Daha sonra hücremi seçiyordum ve çok basitti. İlk 3 harfi istediği için 3 tanesini seçiyorum. Enter'a tıkladıktan sonra bastıktan sonra ilk üçü gelecektir. Bu da tamam. 8. sorumuza bakalım. Uygulama 8'i açtım. Ad ve soyadları birlikte olacak şekilde listeyi tamamlayınız demiş. Ad ve soyadları birlikte olacak şekilde. Yani bir birleştirme istiyor bizden. Formülü de basitti. Birleştir diyorum. Alttakini seçtim. Önce adı noktalı virgül boşluk olması için tırnak işaretinde bir boşluk bırakıyordum. Daha sonra da soyadı seçiyorum. Taba bastıktan sonra otomatik olarak tamamlanacaktır. Ve otomatik doldurma yöntemiyle diğerlerini tamamlıyorum. 8. sorumuza bakalım düzeltiyorum 9. sorumuza bakalım. Faiz oranlarını kopyalayıp yatay eksene yapıştırınız demiş. Hemen 9. sayfama geldim. Faiz oranları burada tamamını seçiyorum. Ctrl ile kopyaladım. Ve yataydaki ilk hücreyi seçmem yeterliydi. Sağa tıklıyorum. Özel yapıştır diyorum. Buradan ne yapıyorduk? Sadece değerleri ve devrik dönüşüm. Eski sürümlerde işlemi tersine çevir yazıyordu. Bu kutucuğu seçiyoruz. Tamam dedikten sonra artık değerlerimiz yatayda yapıştırılacaktır. Son sorumuza geldik. Karanfilin alt toplamının bulunuz demiş. Burada bir hemen yan olabilirsiniz. Eşittir alt toplam diye gidebilirsiniz. Yani bu formülle gidebilirsiniz. Fakat burada alt toplamları bulmak için. ya yani Şurada isteseydi yapabilirdik filtreleme yardımıyla. Fakat burada istiyor. O yüzden e topla formülünü kullanmalıyız. Eşittir e topla diyorum. Aralığımız neresi? Karanfilin olduğu aralık burası. Aralığımı seçtim. Noktalı virgülü koyuyorum. Ölçütümle karanfil. Aralıktan karanfili bulmaya çalışıyorum. Tutar aralığım neresi? Burası. Tutarları seçtim. Tab'a bastıktan sonra karanfilin alt toplamlarının 714 olduğunu görebilirim. Bu şekilde orta düzey derslerini tamamlıyoruz. İleri düzey derslerinde görüşmek üzere.